Saygıdeğer misafirler, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hepinizin bildiği gibi bugün burada bulunmamızın sebebi muhtaç vatandaşlar için siz sayın misafirlerimizin iştirak ve nihayetiyle yardım toplamaktır. Netice hakikaten gurur vericidir. Tahminlerin üzerinde bağış toplanmıştır. Bunun için hepinize teşekkür ederim. Fakat huzurlarınızda kendisine açıkça teşekkür etmek, muhtaçlar adına minnet ve şükranlarımı sunmak istediğim biri var. Aylin Talaşoğlu. Lütfen yanıma gelin. Lütfen. Bağış yapanlar arasında en yüksek meblağı Aydın Hanım vermiş bulunmaktadır. Teşekkür ederiz Aydın Hanım. Muhtaçlar size minnettar kalacak. Sayenizde yüzlerce aç çocuğun karnı doyacak. Lütfen bir konuşma. Elbette. Karnı tok olanlar, karnı aç olanları unuturlarsa orada hakiki bir huzur kalmaz. Bu sebeple hali vakti yerinde olanlar olmayanlara yardım etmeli. Ben burada bunu idrak etmiş bir sosyetenin içinde bulunmaktan çok mutluyum. Hayırseverlikte yarışmak kadar faydalı başka bir meşguliyet daha yoktur. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Derneğimizin Genel Başkanı Sayın Ahmet Kurtçevi'yi kürsüye davet ediyorum. Kimse bindi mi? Kimseyi gördün mü? Ben hep sizinle birlikte salondaydım. Evet, sen hep benim yanımda. Bir şey mi oldu? Yok. Önemli değil. Neyse. Değerli yolcularımız, uçağımız Londra Heathrow Havaalanı'na inmek üzere alçalmaya başlamıştır. Kemerlerinizi bağlamanız rica olunur. Dear passengers, we are landing down for London Heathrow Airport. Please fasten your seat belts. Neredeydin sen? Yardımseverler Derneği'nin toplantısı vardı. Oradaydım. Nasıl geçti? İyi. Bağış yaptım. Merhaba. Afiyet olsun. Geciktin. Geldim işte. Ama geciktin. Özür dilerim. Neden öyle özür oturuyorsun? Yanıma gelip otursana. Rahat et diye. Masa yeterince büyük. Rahat ederim. Sen yanıma gel. Servis yapar mısın? Kafi. Sen çıkabilirsin. Daha ne kadar kaçacaksın benden? Ha? Nereye kadar? Senden kaçtığım falan yok. Kaçıyorsun. Elimden geleni yapıyorum Murat. Daha ne bekliyorsun benden? Aylardır geceleri başka odada kalıyorsun. Gündüzleri ya yardım toplantılarındasın, ya hayır işlerinde ya da şurada burada. Bıktım artık. Ben seni yanımda görmek istiyorum. Seni sevmiyorum. Ama elimden geldiğince saygılı olmaya çalışıyorum. Bu kadar oluyor işte. Sen de bazı şeyleri kabullen artık. Sen de beni anlamaya çalış biraz. Sen benim karımsın. Kağıt üzerinde. Aylin, benimle evlenmek için abimle anlaşma imzaladın. Abim sana para, mal, mülk vaat etti. Benimle evlendiğine göre... Hayır, anlayamadığım bir şey var. Bu para, mal, mülk nerede? Abim sana ne verdi? Hani para verdiyse hangi bankada, hangi kasada? Ev verdiyse, araba verdiyse bunlar nerede? Konuşsana. Sana bunları vermedim. Ben araştırdım. Senin üzerine kayıtlı hiçbir şey yok. Ne bir tapu, ne banka hesabı, ne de başka bir şey. Anlaşmayı öğrendiğim zaman... Soner'le aynı çatı altında yaşamak ve zengin olmak için yaptığını düşünmüştüm. Ama artık Soner bu evde yaşamıyor. Zenginleşmiş değilsin. Soner sana hiçbir şey vermemiş. Ya Allah aşkına, seni bu evde tutan nedir? Kız ver. Ne sözü? Kime? Nazlı. Buyurun. Arabaya hazırlasın, ben evden çıkacağım. Kimsenin haberi olmayacak Nazlı. Özellikle Süleyman'ın. Anladın mı? Anladım efendim. Mesude Hanım'la görüşmek istiyorum. Ne yapacakmışsınız Mesude Hanım'la görüşüp? Bunu kendilerine söyleyebilirim. Kimsin sen kardeşim? Ben Mesude'nin babasıyım. Bir şey söyleyeceksen bana söyle önce. Ne oluyor ayol burada? Siz Mesude Hanım mısınız? Evet. Murat Bey sizinle görüşmek ister. Murat Talaşoğlu. Soner'in kardeşi değil mi kız? Nerede, ne zaman? Şimdi, şurada. Ne işin var burada? Sana soracaklarım var. Bir yere gidip oturup konuşalım. Ay yok, hiçbir yere gelemem ben Murat. Soner kafamı patlatır vallahi artık. Hem zaten ben konuşmak falan da istemiyorum yani. Korkmanın lüzum yok. Seninle alakalı değil. En iyi soracaksan burada sor o zaman. Ama bak benim başımı derdi sokma. Aylin'in benimle evlenmek için abimle anlaşma yaptığını söylemiştin ya. Evet, ne olmuş? Bunu onlar da itiraf etti. Fakat anlayamadığım bir şey var. Aylin elde etmek istediklerini elde ettiğine göre... neden hala benimle aynı evde kalıyor? Neden hala benimle evli? Ya da hala elde edemediğini... Senin bir fikrin ve bildiğin var mı? Bilmiyorum ben Murat. Sen benim başımı derde sokacaksın. Aradığın cevap Soner'in çalışma odasında olabilir. Masadaki çekmecede. Tabii eğer hala oradaysa. Eve gidiyoruz. Ne oluyor kız? Beni emretmişsiniz Murat Bey. Soner'in çalışma odasına girmek istedik fakat giremedik Süleyman. Kapısı kilitli olduğu için olabilir mi acaba? Evet, öyle olduğu için. Soner'in çalışma odası neden kilitli Süleyman? Bilmiyorum. Soner Bey giderken öyle bıraktı. Anahtarı sende mi? Değil. Peki kimde? Bilmiyorum. Soner Bey'in kendisindedir belki. Peki anahtarı sende olsaydı, ben isteseydim, bana verir miydin? Vermezdim. Ben de öyle tahmin etmiştim. Her zamanki gibi sükunetini koru ve yerinde kal Süleyman. Temizleyin. İçeri kimseyi almayın. Kimseyi. Biriniz buraya bakın. Kırın şu çekmeceyi. Tamam, sen çık. Aradığım sorunun cevabını buldum. Meğer benim ölmemi bekliyor musun? Seni sevdim. Bu bana çok acı verdi. Seni umutsuzca seviyordum. Sonra abim ortaya çıktı. Hayatımı bir peri masalına çevirdi. Seninle evlendim. Tam mutluluğumu yakaladığımı sandım. Ama yanılmışım. Bu evlilik de bana çok acı verdi. Ama artık anlıyorum ki sen de çok acı çekmişsin. Tahminimin de ötesinde çok acı çekmişsin. Artık sevinebilirsin. Bekleyişin sona erecek. İstediğin her şeye kavuşacaksın. Mutluluğun kapılarını ardına kadar açacağım senin için. Yapma Murat. Hoşça kal. Murat! Ver! Bırak beni! Ver şunu! Bırak! Bırak beni dedim! Ver şunu! Ver! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.